videoda sizlere zamanım yok itirazını karşılamakla alakalı bazı ipuçları vereceğim. Bir kişiye kayınsunum yaptık ve zamanım yok dedi. Kendimi o kişinin yerine koyuyorum ve empati yapıyorum. Ve şunu düşünüyorum. Bu kişinin zamanı yoksa bana aslında şunu söylüyor. Benim zamana ihtiyacım var. Bu konuda bana destek olur musun diye ben algılıyorum. Burada karşı taraftaki kişiye şunu soruyorum. Diyorum ki bana bir gününü anlatır mısın? Genellikle arkadaşlar insanların günlük rutinlerine baktığımız zaman günlük rutinler içerisinde gerçekten zamanı olmayabiliyor. Ortalama bir insan günde 8 saat bir şekilde uyuyor. Uyuduktan sonra sabah kalktığı zaman işe gitme süreci genelde bir 2 saat kadar sürüyor. 10 saat. 8 saat çalışıyorsa 18 saat. İşten eve döndükten sonraki süreç işte 1 saat sürse 19 saat. Eve geldiği zaman işte duşunu aldı, yemeğini yedi vesaire 20 saat. Zaten bir insan normalde 4 saat yaşayabiliyor. 24 saat içerisinde ortam 4 saat yaşayabiliyor. Bu 4 saatini eşine mi ayıracak, çocuklarına mı ayıracak, sosyal çevresine mi ayıracak veya işte farklı ihtiyaçlara mı ayıracak? Öncelikle bunun bir farkına vardırıyorum karşı taraftaki kişiye. Çünkü bir sorun varsa bir çözüm önerebiliriz. Bununla alakalı sizlere yaşadığım bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Beykoz'da market sahibi birisiyle görüşüyordum. Ve kişi bana dedi ki Furkan dedi iş güzel. Evet ben bu işi yapabilirim. Ama dedi benim hiç zamanım yok. Abi dedim bana bir günde ayırır mısın? Ve anlattı. İşte sabah kalkıyorum, şunu yapıyorum, şu kadar çalışıyorum vesaire falan. Günde ortalama 2 saat yaşıyordu. Az önceki örnekte 4 saat yaşıyordu ya. 2 saat yaşıyordu. Şunu söyledim. Abi sen ortalama günde 2 saat yaşıyorsun. Peki şu an yaptığın işi yaparak ne zaman zamanın olacak diye bir soru sordum. Ve sustum. Çünkü empati yaptığım zaman o kişinin aslında gerçekten zamanın olmadığını, zaman konusunda zaman fakiri olduğunun farkına vardım. Ve sonrasında evet dedi, bir şeyleri de değiştirmemiz gerekiyor. Ve o noktadan sonra kendisiyle el sıkıştık, ticaretin içerisine başladık. Kayındaki zaman kaldırıcı felsefesini ona anlattım. Zaman kaldırıcı felsefesini de şu şekilde aktarabilirim. Örnek mesela ben şu anda insanlara şunu soruyorum. Diyorum ki, sence ben günde kaç saat çalışıyorum? Hatta size de sormuş olayım. Genellikle şunu söylüyorlar. İşte 5 saat, 6 saat, 10 saat, maksimum 15 saat diyen oldu. Ben ortalama şu anda sevgili arkadaşlar günde 12 bin saat çalışıyorum. Peki 12 bin saati nasıl çalışıyorum? 12 bin saati şu şekilde çalışıyorum. Benim takımımda 12 bin insan var. Benim tüketicimde 12 bin kişi var. Ve bunlardan bazısı günde 5 saat, bazısı 10 saat, bazısı 1 saat, bazısı hiç çalışmıyor. Ortalama hepsi günde 1 saat çalışmış olsa ben bir günde 12 bin saat çalışmış oluyorum. İşte zaman kaldırıcı budur. Karşı taraftaki kişiye bunu aktardığım zamanlar da oluyor. Ve Robert Kiyosaki bir kitabında şundan bahsediyor. Bir günde 24 saatten fazla çalışırsanız zenginleşmeye başlarsınız. Ben de kişiye buradaki zaman kaldırıcı faktörünü diğer insanların zamanını da kendi zamanına ekleme felsefesini aktarıyorum. Ben zamanım yok itirazını bu şekilde karşılıyorum.